Arkadaşlar tekrar beraberiz. Chapter 9, 9. bölümdeyiz. Living in the Desert, yani çölde yaşam şeklinde ya da çölde yaşamak şeklinde çeviriyorum arkadaşlar başlığımızı. Buradan devam ediyorum. Evet. Living in the Desert, özlemimiz bu arkadaşlar. Yani çölde yaşamak is very different from living in the city, in a city. Yani çölde yaşamak şehirde yaşamaktan oldukça farklıdır. Different from living in a city. Yani şehirde yaşamaktan, bir şehirde yaşamaktan oldukça farklıdır. But people, fakat insanlar still cook. Fakat insanlar halen yani yemek pişirmekteler, travel yani gezmekteler, yani go to school ve okula gitmekteler. Yani demek ki çöldeki insanlar da mesela bunları yapmaktalar arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. Most desert people, yani çölde yaşayan insanların çoğu, yani çölde yaşayan insanların çoğu ya da çöldeki insanların çoğu eat bread, ekmek yer, porridge yani yulaf yerler arkadaşlar, milk, cheese yani süt içer, peynir yer and food from desert plants ve aynı zamanda çöldeki bitkilerden elde ettikleri yiyecekleri yerler. Evet, şöyle geldim. They cook their food on a fire outside their home. Yani bu insanlar arkadaşlar evlerinin dışında meydana getirmiş oldukları ateşte yemeklerini pişirirler. Evet. Dates grow well in deserts. Yani bu yemek saatleri mesela oldukça yaygındır. Yani günü aşırıdır mesela. Gün içerisinde çok fazla mesela yemek saatleri vardır anlamında arkadaşlar. Yani çöllerdeki yemek saatleri oldukça uzun ve yani yaygındır anlamında diye çevirelim. Mesela bakalım burada. Mesela dates with cheese is traditional Tuareg people. Yani Tuareg food yani mesela yani yemek saati değil de mesela peynir yeme saati arkadaşlar. Mesela Tuareg insanları içerisinde mesela gelenekseldir. Evet. Şöyle geldim. Evet. Every year mesela her yıl there is a festival in the Sahara Desert. Yani Sahara çölünde mesela her yıl bir festival bulunmaktadır. Yani bu Mali denilen mesela şehrin yani içerisindeki Timbuktu'ya yakın bir yerde. Tam olarak çevirirsek arkadaşlar mesela her yıl Mali'deki Timbuktu denilen yere yakın bir bölgede Sahara çölünün içerisinde mesela bir festival düzenlenmektedir. Ya da bir festival vardır diye çeviriyorum. Şöyle geldim. There are 3 days of music, dancing and camel racing. Yani bu festival içerisinde mesela yani 3 gün süren, bakın 3 days yani 3 gün süren müzik, dans ve yani deve yarışları bulunmaktadır. Evet. Today many desert people drive shoes. Yani günümüzde birçok çöl insanı, yani çölde yaşayan birçok insan mesela yani drive shoe yani cipler kullanmaktadır. But camels are better for traveling across the sand. Fakat yani çölü geçmek için ya da çölde seyahat etmek için yani develer daha iyidir. Yani ya da kumda mesela seyahat edebilmek için mesela develer daha iyidir diye çeviriyorum arkadaşlar. Camels can travel more than 40 kilometers in a day. Yani develer gün içerisinde 40 kilometreden fazla mesela yolculuk yapabilirler. Evet. They are strong animals. Yani bunlar oldukça güçlü hayvanlardırlar. Desert people can use camels to carry food, tents and other things from their homes. Yani bu çölde yaşayan insanlar arkadaşlar yani evlerinden yani evlerine ait birçok şeyi taşımak için, ondan sonra çadırlarını taşımak için, yiyeceklerini taşımak için genellikle mesela develeri kullanırlar. Develerden yararlanırlar şeklinde çeviriyorum. Evet. A long time ago, yani uzun zaman önce arkadaşlar, only a few desert children, sadece yani birkaç çölde yaşayan çocuk went to school, yani okula gitmiştir. But this is changing, fakat bu durum değişmektedir. Evet. In the deserts in Australia, yani Avustralya'da bulunan mesela çöllerde yaşayan aborigines are building new schools, yani aborigines yeni okullar meydana getirmektedirler, yani inşa etmektedirler. Evet. Students speak their own language. Yani bu aborjinlerin mesela öğrencileri mesela bu okullarda kendi dillerini konuşmaktalar. And they also learn English. Ve aynı zamanda da İngilizce öğrenmekteler. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.